İslam'ın sporla alakalı hükmü şöyle özetlenebilir. Spor yaparken veya yapmış olduğumuz sporda herhangi bir şekilde İslam'ın yasaklamış olduğu bir unsurun bulunmaması gerekiyor. Yani mesela bir Müslüman spor yaparken giymiş olduğu kıyafeti şayet dizinin yukarısındaysa bu İslam'ın tasvip etmediği İslam'ın cevaz vermediği bir şey olduğundan dolayı e, bu sporun da meşru olduğunu söyleyemeyiz. Buna mutlaka riayet edilmek zorundadır. Bununla birlikte bir diğer husus olarak mesela yüze vurmak, bir insanı darp etmek, efendim yüzüne vurmak şeklinde bir faaliyet barındırıyorsa yapılan spor böyle bir şey de İslam'ın tasvip etmediği bir şey olduğundan dolayı bu caiz olmaz. Ancak kişi dövüş sanatını geliştirmek için ya kendisini, ailesini, iffetini, namusunu, vatanını, mukaddesatını koruyabilmek için dövüş sanatı öğrenmek maksadıyla İslam'ın cevaz verdiği çerçevede çalışırsa, vücudunu geliştirmekle alakalı, sağlıklı yaşamakla ilgili bir takım faaliyetler yaparsa bu elbette ki İslam'ın yasakladığı bir şey olmaz. Aksine teşvik etmiş olduğu bir şey olur. Öyleyse biz İslam'ın spora bakışı nedir şeklindeki bir soruya yapılan spor ve yapılan spor içerisinde İslam'ın tasvip etmediği şeyler var mıdır yok mudur şeklindeki bir detaya giderek cevap vermemiz gerekiyor. Öyleyse bunlar olmadığı sürece, gayrimeşru bir şey barındırmadığı, ihtiva etmediği sürece elbette bir Müslüman spor yapabilir. Böyle bir şeyi İslam teşvik eder. Nitekim Aleyhisselam Efendimiz meşhur hadisinde El-müminul kavi hayrun minel mümined daif buyurmuştur. Yani kuvvetli Müslüman, zayıf Müslümandan daha hayırlıdır, daha üstündür. Zira savaşlarda, mücadelelerde ifade ettiğimiz gibi İslam'ı, mukaddesatı, iffeti, namusu, vatanı savunmada elbette güçlü Müslümanlara, fiziksel noktada da güçlü Müslümanlara ihtiyaç vardır.